Onlardan hangisi söyleyeyim mi? Atika'da var. Bir de Halkilgi Diki'de var. Bu monumentler niye teknolojik gibi duruyor? Burada monument da var. Şehir de var. Abi Deniz'de de var evet. Oyun bayağı şey var. Monument da var. Her şey yaratıklar da öyle. Şehir de var. Aynen. Şu anda var. Şey, teknolojik. Şey, Atina'da şey var. Mitini kullanıyor Atina'da herhalde. Başka. Uzaylı mitini kullanıyor bence. Uzaylı mitine göre eski mitolojik şeyler uzaylıymış ya. Bu böyle ha, mitolojik teknolojik teması. Şey ya hani eski o piramitler, Yunanlar mitolojisi onlar hep uzaylıymış diye bir teori var ya. Hmm. Hani onu baz almış herhalde. Minotaur'da mesela yani, doğumdaki yaratıklar gibi yani kolu falan mekanik. Aynen. Ben zaten bunu Kickstarter'da ilk çıktığında ben bunu şey zannetmedim. Uzay oyunu falan zannettim. Hadi ben. Şunları görünce. Sonra ikisinin arasında bir şey. Aynen. Sanki galiba artık hazırız gibi geliyor bana. Soru var mı? Soru şu abi. Mesela Quest'ten ben koydum buraya ama sonra çıkmak istiyorum. Çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorsun. Koydum mu koydum yani. Bir tam soru sorayım o zaman. Zaten Quest'e girdim mi artık karşılaman gereken bir durum yok. Her tur bir artı aynı harcayacaksın. Ama sadece Master Hareket. Yani ben diğer hareketlerimi yapabiliyorum değil mi? Sadece evet. Hero Movement olarak Master'ı yapıyorum. Ondan sonra ben yine Special Action'larımı da yapıyorum. Askerlerimde hareket evet. Ediyorum. Yine ve şey böyle yaptığın hareket Hero'nla aynı yerde olan bir şeyse Quest'in olduğu yere referans alıyorsun. Ha Quest'in kartın olduğu yere. Evet. Sorum şu. Oyunu başlatma şey kazanma kondisyonları var ya. Kazanma kondisyonlarında kazandığın zaman kazanıyorsun. Evet. İkincilik belli mi? İkinci yok. Bu oyunda ikincilik yok çünkü dünyada ikincilik diye bir şey yok. Puan diye bir şey yok. Yok. Tamam güzel. Sadece şey var. Ulan neredeyse kazanıyordum. Şampiyon belli, ikinciyi belirleyin diye yok bir şey ya. Aynen. Avucunuzu yalarsınız. Tamam. Başka soru olan var mı? Soru yok galiba. Sorum şu. Haydi break yemek. Sıra bende mesela. Evet. Yapabileceğim seçenekler nerede yazıyor tam anlamıyla? Şurada referans sheet'iniz var hepinizin ya. Şu kartta yazıyor tamam, aslında. Tamam güzel. Player turn. Hızlıca bunun üzerinden geçelim sonra biz. Bak player turn. İlk önce ne? Normal hareketlerin var. İşte her zaman yapabileceğin. Hoplite movement, hero movement. Bu ikisini hep yapıyorsun neredeyse zaten. Tamam. Asker hareketi, hero hareketi. Tamam. Player, priest'ini şeye gönderme. Gönderme. Tanrı'ya. Menü eğer priest'in varsa ve tanrılarda yer varsa. Artifact kullanabilirsin. İstersen kullanırsın. Tamam, istersen kullanamazsın. Şey ise eğer. Charge ise. Yani oyunlarda artifact. Böyle bir karakter var. Yani. Sonra da special action. O special action'da işte şu 7 taneden biri. Diablo'daki şey yaptığın üzerine de şunu koyuyorsun. Evet, neden? Diablo'da bir daha build monument olana kadar yapamayacaksın o hareketi bir daha. Naf diye bir hatta şey atıyor. Neydi o? Böyle. Arkada ne yazıyor? Ermistin'in Summer'ı diyor. Ha, burada daha bir böyle kurallar yazıyor işte. Hani savaş falan. Her hoplite ve şey için artı bir diyor. Artı iki her fortified hoplite. Ha güçlerini yazıyor. Aynen. Heroların güçlerini de üzerinden gidelim istiyorsanız. Herkes kendinkini okusun. Arkadaşlar herkes kendi şeyini okusun orada. Okudum gücü. Ben iki gücüm varmış benim. İki strength ile başlıyorum. Senin special ability'in ne? At the beginning of your turn you can remove one glory token to draw two natural artifacts. Keep one and shuffle the other back. Yani Glory Token kullanıp iki neutral artifact çekip bir tanesini seçebiliyormuşum. Yani senin için Glory Token'dan artifact de olabiliyor. Orada olabiliyor. Artifactler de güçlü şeyler ya. Glory'yi şeyden çekebiliyor muydu? Quest'lerden? Glory Token Quest'lerden de geliyor. Bir dakika Glory Token'dan ne işe yarıyordu? User'p yazabiliyorsun ondan. Yani, ya, yani, ele geçiriyorsun. Onu ya da benim özelliğim varmış. Yok bu kural kitapçı bunun altını çok çizer. O sende hep kalır. Glory Token başkası gelip ama başkası mesela yeşil Glory Token sende tamam başkası da geldi yeşilde olan bir quest'i bitirdi senden alıyor bu Glory Token'ı. Ha öyle mi? Evet. Ha o en son biraz, yapan en son yapan da millet balık avcısı yani. Eskiden yapılanlar evet, oturuyor. Evet. Herkesin sadece bir ben bunu hatırladım bir ara. Perseus'un güçleri neymiş? Abi benim prepare hareketini yaptığım zaman special şeylerden bir tanesi prepare ya. Şu arkadaş hani üçünden iki tanesini seçiyorum ya. Evet. Onu yaptıktan sonra şey mi hero mu herhangi bir yere koyabiliyorum. Ama quest başlatamıyorum. Gökten iniyor. Gökten evet. Yani prepare'den sonra gökten inebiliyorum ama quest başlatamıyorum. Bayağı Pegasus'a binip hiç uçuyor yani. Evet uçuyor. Pegasus falan zaten. Ama starting bonusunda bir tane glory token'la başlıyorum. Onu da ben seçiyorum herhalde hangisi evet. Olduğunu. Yok galiba yok girdiğin yerin. Ha. Yani. Evet evet pardon girdiğim yerin. Doğru. Yazıyor. Doğru. Tamam. Peki Ersan'ın karakteri nasıl bir şey? Aşil. Güzel bir şey. Aşil tendonu var senin. Aşil tendonu. Hector Simpson topluyor. In the region he aslında is in. İkinci oyunu oynanmaz bu gibi. Şey, starting bonus var. İki speed ile başlıyorum.
Ha sen daha hızlı başlıyorsun. Ben ya, daha hızlı başlıyorum. Akiliz de orduda iyi ya. Orduda evet. Speed and Strength. Akiliz'le beraber savaşa girersen şey kadar Strength ya da Speed hangisi daha azsa o kadar güç kapmış olur. Mesela şu durumda tamam Speed'in 3, Strength'in 2. Strength'in daha az 2. Demek ki kafadan 2 askerlik şeyle başlıyorsun. Power ekliyorsun. Evet savaşa. Evet savaş ekliyorsun. Güzel. Demek ki ben güç var mı sorusu olan? Benim gücüm ise onun da olması lazım. Helen aynen söylemiş. Onun hero'sunun da olması lazım savaşta. Evet. Onun hero'sunun da mı olması lazım o şeyde? Yani diyelim ki adam hero'su burada ama savaş burada oluyor. O zaman da geçerli mi yoksa? Yani hero special action. Hero ile beraber girerse. Evet hero da oradaysa. Bu hero ne ability'leri zaten. Hero varsa yapıyor işi orada. Helen'in gücü de başta şey yapıyormuşum. 3 tane artifact çekip bir tanesini seçiyorum. Yani başta kafadan bir tane artifactim oluyor. Ben zenginim diyor acaba. Ya Helen zaten Hellas. Lots of Hellas. Yunanistan'ın ismini veren bacımız. Evet. Special'ım da şey benim. Bir bölge enemy players can't enter a region when Helen is in. Ya Helen'in olduğu yere sen sadece askerlerine giremiyorsun. Yani İlaki. Hero ve askerle girebiliyorsun. Hacı abi nerede görüyorsun? Bence artık başlayabiliriz. Saat 10 oldu. 2 tamam. Dakika. Evet. Şimdi ben anlattığım videoları bu kadar. 1 saat sürmüş. Kapatıyorum ben. Oynanışı da çekeriz.